Star Trek 4. sezon 2. bölüm Family aile 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 önemli abi çekirdek aile var geniş abi aile biz var biz bir aileyiz arkadaşlar biz Bunu bir aileyiz kanalda katıl butonuna basın Tabii. Katıla basın ee... çana tıklayın e, aile olun aşiretler var falan. <laughs> aile önemli abi falan <laughs> şimdi bir önceki bölümde dedin ki bu Bork şey wolflar, wolflar ne demek e, Borklarla olan e, münasebetinden sonra Picard ne kadar etkilendi bir bunu görmek isterdim dedin. Evet. Gördüm. İlginç bir şekilde artık neredeyse bir nevi Best of Portfolios'un 3. bölümü gibi olacak olan bu Family bölümü burada e, içeriye giriş yapıyor. Ve Family bölümü yine abi arka planda çok tartışmalı bir bölüm biliyor musun? Aa niye? Tabii yani bazı yazarların bir kısmı diyor ki bu ne kardeşim artık iyice dramaya döndürdünüz artık gidip biraz galaksiyi keşfedelim hala bu mevzu <laughs> tabii işte olur mu oğlum Star Trek yani bir yandan da şey yani Ulan hala mı bu konu falan diye çok ciddi tepki çekiyor bu bölüm içeride. Yani dışarıda değil. Ha. Eski yani sonradan işte Star Trek Next Generation'la alakalı yan bilgi çok var abi. Çünkü böyle hakikaten her sahnesini analiz etmiş adamlar var ya. Yani delisi olan bir dizi olduğu için bu. Bu bayağı şey olmuş. Sonradan yıllar içerisinde yazarlara sorduklarından her bölümün ayrı ayrı hikayesi aslında internette var yani. Meraklısı bakabilir. Ee, çok Ciddi ciddi şey olmuş arka planda. E siz de bunun bokunu çıkarttınız ama zaten iki bölüm yaptık artık yetmez mi? Salın gibi Arka planda çok eleştiri almış, Gene Roddenberry yine işin içine girmiş alkollü böyle. Bu ne kardeşim, Picard'la abisi kavga ediyor, gelecekte kavga eden abi kardeş mi olur falan gibi o böyle genişten Kapatayım. bir böyle gelecek vizyonuyla işin içine girmiş. Hiç i̇şte katılmadım iptal ben edin Gene bu abiye burada. <laughs> yani işte iptal edin bu bölümü falan ama öyle sert yapmış falan, yazarlarda şey siz yazın yazın falan hani böyle araya girelim falan anladın mı? Öte yandan Rick Berman gelmiş. O da o da şey yani hani Gene Roddenberry'den artık ipi alan abi. O da demiş ki ama demiş komple aile draması da olmasın. İçine biraz bilim kurgu katın demiş. Bu sefer bunlar oturmuşlar. işte grup üyelerinden biri mi kaybolsa, çocuğun psikolojik güçleri mi olsa, işte bilmem ne falan. <laughs> uğraşmışlar, uğraşmışlar. Bir bu yani bu sefer şey olmuş. Sırıttı lan bu demişler. Sırıttı deyince bilim kurgu senaryosunu komple sen çek çıkar. Onun yerine şeyi koy. Borf'un da anasıyla babası gelsin falan. <laughs> Halbuki oğlum bak ben anlamıyorum. Yazarlar belki tamamen bakış açısı tabii farklı da. Bir tane şey yapmış oğlum. böyle koca bir Fransız köyünü gösterip. par evini gösterip. inanılmaz eski old school. Etrafında uydu antenleri bilmem ne falan. E tamam olan işte koymuşsun. Ki daha 3. sezonda şeyi görmedik mi zaten. Biraz kendi yazdıklarını unutmuş oğlum acaba bunlar. İşte The Toys bölümünde. Most of the Toys muydu? E ulan uzaya gitmiş herif hala beyzbolcu kartı değerli. Yani demek ki bu geri zekalı insanlar için değerli olan şeyler hala var. Yani belki aptalca duruyor ama var bir yandan da yazılmış tutarsız değil bu. Bunları biraz böyle tutar işte, şey... düşünmemişler sanki. Ay, üç köşeden üç farklı insan çekiştiriyor öyle düşün yani şey gibi böyle hmm. bir yani şimdiki gibi değil yani şimdiki yazarlık gibi showrunnerlık tarzı değil de hani Ha showrunner bölümü... olsa evet belki onda sorun yani böyle bir tekil bir vizyon yok bu işlerde yani bir öbek adam yazıyor yani bir kişi baş yazarı bölümün üç kişi destek atıyor ona bir tane prodüksiyon amiri var o bir şeylere bakıyor Gene Roddenberry'e her şeyi görüyor ama aslında tam da yetkisi yok hani Rick Berman girmiş o başka şeylere bakıyor falan o yüzden böyle işte o şey arkada itiş kakış devam ediyor ama aslında şey mesela Jim Bradenberry'nin kesinlikle iptal edin e, demesine rağmen çekilmiş bir bölüm olduğu için bu biraz da şeyin miladı hani. Jim abi hani iyisin hoşsun ama artık sen ufaktan hani, <laughs> falan yapmışlar abiye biraz. E, ben iyi ki var bu bölüm. yani. Kesinlikle. Ben ki ya... bu bölümü izlediğim için çok mutluyum yani açıkçası benim için... E, yani çok insani bir bölüm. Belki ihtiyaç vardı burada. Bolt bölümünden sonra hele gerçekten çok Kesinlikle. Vardı yani. O yüzden güzel oğlum zaten. Yani Picard'ın insan ya insanlığın gitti oğlum adamın elinden. Hani bunu şey gibi söylemiyorum. İnsanlık çok değerli anlamda değil. adamın fiziksel bütünlüğü bozuldu. Zihni gitti. Korkuyor. Düşünemiyor belki şu anda. Ne yapacağını bilemiyor. Geçmişini seven biri zaten bir yandan. Ya bu çok zor oğlum. Ben, ben şey işte dizi bazen bu güçlü duyguları anlatamayabiliyor. Yani bu Fransız e, köyünde büyürken oradaki ortamı yaşamış. Sonra bir anda gidiyorsun uzayda bilmem kaç ışık yılı uzağa gidiyorsun. Böyle yanında üç tane tip var, Worf var falan, böyle duruyorsun orada. Bir tane de Android var. Yani çok uç yerler, çok uç. Bunların psikolojisi var. Herhalde yazarlar burada çok doğru düşünmüşler. Bunların bir psikolojisi var. Biz bunu biraz atladık galiba. <laughs> o yüzden bu bölüm kesinlikle çok insani ve ee, hani tabii ki araya aile ilişkisi gerçek ailemiz kimdir? Worf üzerinden de, Picard üzerinden de anlatılan bir şey ama e, esas konu Picard zaten burada ve finalde de onun payoffını yapıyor. Ee, ya abi bir de bu bölümle alakalı benim kaliteli bulduğum yani aslında insan öyküsü olarak zaten konuşmak lazım da bir de şu da çok kıymetli bence. Mesela aslında yazdıklarını mı unutmuşlar derken bence mevcut yazarlar bu konuda yazdıklarını unutmamak konusunda çok iyiler. Örnek. Yo işte... ben tartışmalar için dedim onu. Unutmamışlar hayır, hayır, zaten. Yani üst yönetimin ne kadar bastırdığını görelim diye söylüyorum. Çünkü aslında yazarlar bak şöyle detayları koymuş. Mesela bir yerde Picard şey diyor ya ya diyor işte sismik hareketleri kontrol altına almak için Hı. biz Drem'a bilmem ne de şu sistemi kullanmıştık falan filan. İşte acaba dünyada da bunu yapabilir miyiz falan diyor ya bir yerde. <laughs> o mesela iki sezon önceki böyle uzun parmaklı bir çocuğu kurtarıyordu. Evet data bir yerlerden hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Gel 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 Orada oradan. böyle ha, laf arasında la alakalı geçen işte hatta şey Wesley birileriyle kavga ediyordu işlerini yaptırabilmek için hatırlıyorsan. Evet. Mesela o bölüme bir gönderme. İşte Worf bölümünde işte Worf'un mesela işte şey bir önceki sezonda e, Klingon onurundan kovulması, dishonored olması mesela o evet. işte ailesinin gelmesinin bir sebebi. İşte sizin çocuk da buraya gelir, prune ne o işte karayelinde bağ şurubu içiyor falan hani bunlar evet. aslında bir önceki sezonlarda olan şeyleri aksine daha da iyi bir kullanıp bir böyle şey yapmışlar yani. Ee, i̇şte nasıl söyleyeyim? İlk sezon bunları unutuyordur yani herhalde Cing demlemişler tabiri caizse yani. onu da dem, diyecek. demleme bölümü böyle bir mı? oturan şeyler daha da bir Ha bu, bu insanlar böyle karakterler tatlı tatlı oturuyor her şey oturuyor ve şey so shoplifter sorgulamasına da giriyor işte gerçek ya yani mesela insan ailesini görmek de burada güzel oldu. Herkes bir şeye de döndü çünkü esas giriş noktası da güzel. Dünyaya yakınlar ya şu an dünyanın orada gemi bakıma giriyor mecburen oradalar ee, ve hepsi bir şekilde ailelerinden uzun süredir uzak kalmışlar. Abi Robert evlenmiş kardeşi çocuğu olmuş karısını ilk kez görüyor. Öbür tarafta Worf ailesini yıllardır görmüyor. Zaten onlar da büyümüş ama bir yandan kendi iç çatışması içerisinde kaybolmuş bir adam. Yani Klingon e, kurallarına göre yaşamaya çalışıyor. Oraya da kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Buraya da kabul ettirmeye çalışıyor. Ki bu dönemin yine çok büyük ırkçısal sorunlarından biri bu. Yani Tabii. o yüzden bu insani durumları tartması, ortaya çıkarması bir yandan işte dünyaya gelince eee abisi olan ilişkisinin hala çok e, dünyasal kalması diyeyim nasıl anlatırım bilemiyorum. Muhafazakar değil çünkü o biraz böyle eee geleneksel. geleneksel. daha doğru. Aynen. Daha böyle geleneksel kalması. O işte... aile yine aile yani Aynen. Ya yani, teknoloji ve geleneksel kapışması gibi ben bunu çok merak ediyorum. Bunu sen de Star Trek konuşurken çok konuştuk. O yapay yemekleri yesek ne olur? Gerçeğini özler miyiz? Bugün bile işte et konusunda tartışılan en büyük e, muhabbetlerden biri bu. Bunları da işin ama içine atmışlar yani. abisi de bu arada muhafazakar. Şimdi geleneksel ilişkileri var belki ama muhafazakar da şöyle adam da işte şey kullanmıyor canım. Toprağa ekeceğiz dedelerimiz gibi. Ecdadımız evet. nasıl ektiyse Babam um, falan diye şey yetiştiriyor yani. Hatta bence biraz fazla geri kalmış. Ama bir yandan da hemen evet. açılıyor ya yani ben ondan çok yani tutucu gibi gelmedi bana. Böyle light muhafazakar diyeyim. Hadi gelenekselden ya geçeceksek. Tutucu değil de şöyle şimdi yani organikçi diyelim en azından. Şu anda da bir sürü hani anladın <laughs> mı? Hani, <laughs> e, gelecek yöntemlerini reddetmiş herif. Yani şey değil yoksa işte zaten hükümet bilmem neler aldı falan gibi ha ha değil. Işte yani değil, muhafazakardan değil. kastım. Gelen, Yani geleneksel şeyleri kullanmaya devam ediyor ama ben mesela bu bölümde ilk izlediğimde de şey şaşırmıştım aa pikarda bak yürüyerek geliyor. Aa yürüyor adam. Ha. Aa ayağı var yürüyor. Çünkü her yere teleport oluyor ya bunlar. <laughs> yani ulan diyorum en kötü teleport olmasa bir şeye binsin. Geleceğe dönüşteki o gibi bir şeye evet, binsin evet. gitsin köye. Evet. Yok baya pıtık pıtık diye yürüyor. Yani pikarda affedersiniz de köy çok geri kalmış bir köy. Yani hiç hükümet oraya ben bakmamış. Ben biraz şey oldum yani yazıktır günahtır yani. Artık sen oraya bir gökten su yağdırt ne bileyim toprağa bir rejeneratör koy. Bileyim, istemiyor şimdi İstemiyor işte kullanmayın artık <laughs> Çünkü falan. etrafı dolu. Şey, evin orada hiçbir şey yok oğlum zaten. Oradan da güzel bir sahne Etraf böyle uydular, kuleler, bir şeyler fışkırmış. Orada böyle evet. şey, üzüm koparıyorlar. <laughs> ee, işte i̇şte ama o işte tabii devam eden bir şey. İşte bugün de hatta şey ya hala gezen tavuk, organik, köy yumurtası falan arıyoruz. Yani belli ki gelecekte de şey bitmemiş. Yani gelecekte herkes gelecekte değil. Belli ki bazısı hala klasik takılıyor bunu görmek ve buna odaklanması bölümü çok ilginçti. Çünkü şey de olabilirdi abi. Picard abisini görmeye gidiyor. E abisi gayet de son derece fütüristik bir ofiste yerden hovercraft'ta böyle oturan bir dayı da olabilirdi yani. Anladın mı? Onun yerine aslında gerçekten yazarlar biraz da romantik bir kararla hakikaten Picard'ın ayağını toprağa bastırmaya karar vermişler. Ciddi ciddi yani hani to ayağa toprağa bastın evet. da o zaman köye gitsin kanka. Harbiden toprağa bassın demişler. <laughs> Ve hatta işte biliyorsun bölümün de ilerisinde full buna odaklı bir konuşması var abisiyle. Yani abisi şey de diyor zaten götün kalkmıştı iyi olmuş sana falan diyor. <laughs> sen ne diyorsun lan falan diye kavgaya girişiyorlar Ağzını ondan oluyor. sonra falan. Şerefsiz bizi bor ettiler oradan şey, şey soktular tornavida soktular kaşa, kaşımıza falan diye. Picard giriyor bununla birbirine ama işte herif dökülüyor orada yani ağlıyor mağlıyor rahatlıyor falan çok tatlı bir sahne oralar aslında. Yani güzel. Orası güzel. Evet. Abisi de çok gıcık bir herif bu arada. Yani onu da oynayan abi iyi oynamış gerçekten. Şey Jeremy Camp ya evet. Yan rol abilerden biri o da yani sinema ve dizi tarihinin. <laughs> o da bir böyle Picard'ın damarına basıyor yani. Ya oralar işte güzeldi ya. Hani şey de iyi bu. Mesela George R. R. Martin dedik bir önceki bölümde şey. Game of Thrones'ta da hep böyle karakterlerin ileri gitmesi gerekirken hep geri gitmesi gerekir. İşte Riker da bunu yaşadı mesela. Evet. Ee, işte şey, Boat of Wars bölümün, yani bölümünde. Oradaki konuda işte Picard'ın da bir yerden geri gitmesi gerekiyordu. Yani o da bu. Yani toprağa dönmek de olabilir bu. Ya da işte ailesiyle tekrar geçmişin hesaplarını kapatmak da olabilir. Ama biraz bence şeyi hissetmek istedi. İnsan olmayı hissetmek istedi tekrar. Çünkü evet. e, Borglardan çıkıp orada insan hissetmesi çok zor. Yine uzaydasın. Yanında Android var. <laughs> Worf diye biri var Klingonlu. Dünyada asla hiç kimsenin belki de görmediği birisi. Vesaire böyle yani. Normal insanlık tarihinde. O yüzden onu tekrar yaşamak istemesi normal. Ee, ve bunu da çok iyi anlatmışlar. Artı çok da güzel şarap içiyorlar. Yani ben de 1946 yapım bir şarabı içmek isterdim. 3000 yılında yaşasak da. <laughs> ee, şey tabii ilginç. Aslında bir de orada şey var. Gidip abisiyle neticede dertleşip kavga edip hakikaten güreşerek en son derdini çözüyor ama burada biraz şey de var tabi işte çocukluğuna dönmek de var ne de olsa sen abinin yanında hala abinin kardeşisin yani kaç yaşına gelirsen gel ya o öyledir ya hep anladın mı Geleceğim yani aslında. sen o çocuk kalacaksın her zaman o seni ilk, hep ilk halinde bilecek o yüzden aslında Picard böyle işte abisi de bir yerde diyor ya o kaptan işte amiral büyük adam falan hallerini bırakıp abisi diyor ki, lan sen götü boklu Picard'sın diyebildiği <laughs> noktaya da geri gitmek istiyor birazcık çünkü de mesela Troy'la Muro'yla evet. konuşmuşlar bir sürü... ...Troy'a böyle diyor... ...sağ olun artık eskisi kadar kabus görmüyorum... ...işte daha iyiyim falan filan diyor ama... ...ya ne de olsa Troy senin da ...birisi belki onun yanında rahat rahat açılamıyor... ...her şeyi söyleyemiyor belli ki... ...işte adam hükmü abisiyle kaybolur. kavga edince... ...çamurun içerisinde zırıl zırıl ağlıyor... ...en sonunda rahatlıyor yani kendine göre... ...güzel bir sahne gerçekten o çok ya... E, ...tabii ekip ekibine yapamaz ki abi zaten... ...adamın orada bir gücü evet. var... ...yani hükmü kaybolacak onları kontrol edemez ilişkisi bozulabilir. Kendi rahat edemeyebilir. Her şey olabilir yani. O güçlü bir karakter olmasına rağmen e, insani olmasını göstermek kesinlikle önemliydi ya. Ama işte dediğin Onu... gibi en başta Worf'un ailesi ne yapıyordu bu dizide bir fikrim yok. <laughs> Abi işte hani sonra da Wesley'nin de babasını koymuşlar falan. Hani hazır temeli ha. demişiz. yarasını yazmışız. Kimin ailesi var başka? Yaz herkesi demişler. <laughs> Doldurmuşlar belli ki. O da kayıt buluyor bir tane e, hatırlamayanlar için. Babası daha ilk doğduğu zaman... E, Westy Crusher'a gidecek, 18 yaşında dinlemesini istedi. Aha. bir kayıt bırakıyor, o da kaydı. Annesi Aa. de Gaza geliyor, şey yapıyor, onu e, kutuları dünyadan aldırtıyor. O sayede e, hatırlıyordu, unutmuş bak, anneye bak bir yandan da. <laughs> Ulan, yazık, çocuk, yazık. <laughs> çocuk büyümüş, bir gösterim. Ee, Westy de nasıl büyüdü bu arada? Abi evet, Westy bir anda sezon sesini bir duydu. Sesi onlar devreye girmiş. Buralar nasılsınız filan? <laughs> dağ gibi biri olmuşum yani. <laughs> Sesi kalınlaşmış oğlum inanılmaz. Bak <laughs> şey gibi Harry Potter'ın Harry Potter, Harry Potter oynayan çocuk da ilk bölümde ufacık bir çocuk ondan sonra bir anda bırp bırp diye bir şey çeşitli şey böyle. <gülüyor> <gülüyor> çocuk aktörün artık klasik durum yani. Evet Adam ya. yazın 5 ay tatile çıkmış yazdan bir dönmüş böyle robot gibi dönmüş geliyor, Canavar gibi olmuş. E, elimizde büyüdüler be vallahi. Büyümeden çekelim paniği tabii herkes de. Eee <laughs> <laughs> O yüzden ilginç bir bölüm ya Family yani şey hani bence ihtiyacı vardı Family'nin. Çünkü gerçekten de senin de bir önceki bölümde söylediğin gibi abi dünya yok oluyordu artık hani başkomutanlar <laughs> muharebesi verildi. Picard'ın beynine tornavidayla girdiler. Hadi bakalım bu bölümde işte uzaydan uzayda zırtopoz mandalinasını topluyoruz falan olsaydı böyle insan Olmadı. bir şey olurdu. Tam yani olarak işte... bak onu işte ya ikinci sezon ya birinci sezon finalinden geçerken yaşamıştık. Hmm. Yani çok hissediliyor. E ne oldu oğlum demin Starfleet bitiyordu. Aa, hadi devam. Tabii. <laughs> Durmak yok yola devam. Hedef 3033. Ee, öte yandan bu bu arada dördüncü sezonun en az izlenen bölümü. Öyle mi? Herkes tepki koymuş ha. herhalde bu bölümü o zaman. Ya tepki değil de işte şey ilginç. Niye acaba? Ne bileyim şimdi televizyon yani o dönem açmamış millet herhalde. Yani bilmiyorum ki. Bak ee, şey de ilginç bu arada. Sen en az, en az izlen dedim. Ben hemen bir çok iplemesem de IMDB puanına bakıyorum. Sezonun en yüksek puanlı bölümlerinden biri bir yandan da. Evet mi? evet. Aynen. Sonradan izlendikçe mi arttı acaba? <laughs> Abi şey olmuş da olabilir. Yani şimdi bir önceki bölüm Best of Both Parts şey Best of Both Worlds millet televizyonda izliyor çünkü hatırlarsan. Tabii. Bir sonraki hafta bir açıyorlar. Picard tarlada yürüyor. Yani <laughs> Bayağı falan deyip kapatmış da olabilir. Çünkü işte dediğim gibi statikoya bağlı kalma refleksinden bahsediyorum ya 2-3 bölümdür analizlerimizde. Evet. Aynı şey muhtemelen. Bu da dikkat et. Uzay gemisi bölümün başında bir 5-6 dakika gözüküyor. Bu kadar. Sonunda bir 5-6 dakika gözüküyor. Onun dışında işte Worf ailesiyle barda oturuyor. Bilmem ne falan filan. Böyle şey bir bölüm yani. Eee... Mesela işte Holodeck'te de geçmiyor hikaye düşünürsen. Aslında Tabii. ne var bunu e geçirmenin bu bölüm Holodeck'te çekseler kim diyecek ki Voyager çekebilecek midir? Ama şey, yok hakikaten köyüne gitmek falan filan böyle yapmak istedikleri bir şey. Ben daha önce bahsedildiğimi hatırlamıyorum mesela orada şey de yapabilirdi. Ailesi ölmüş orada Picard'ın. Holodeck'te ailemle takılıyorum deyip daha psikopat bir hale getirebilirlerdi. <laughs> daha ta, bu, daha şey rahatsız edici. ya ya da şey de olabilirdi. Yani ne bileyim e, benim datalarından oluştur ah tekrar derdi. Çat o açıdan girerdi yani. O da olabilir. O, yani. Onun yerine hakikaten toprağa kayaya dönmek istemişler yani. İlginç bir bölüm. Bence ben Star Trek Next Generation 8. sezonun içerisinde böyle bir tane bölüm bulunduğu için çok memnunum. Ben, yani ben çok sevdim ya. Ben de aşırı memnunum. hatta 4. sezon içinde finalden sonraki en iyi devam bölümü olabilir. evet. Finalleri çazdık. Gelecekleri daha görmedim. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yoksa Yok abi. O zaman... Data, Data yoktu değil mi? Ha evet yoktu. Ben de bir baktım ona. Sadece evet. bu bölümde yoktu yazmışlar. Özel bir şey göremedim. Aynen. Yani Data'nın olmadığı tek bölüm galiba. Belki de çok insani Bakalım bir yeri. Başka mı hatırlamıyorum şu anda da. Ya işte aslında Data'yı oraya sıkıştırabilirlermiş. Yani anladın evet. mı? İşte hani şey gibi böyle. Kaptan neden köyünüze yürüyoruz? E i̇şte Data çünkü toprağa ayağımızı basmak iyidir. Hani böyle bir insan onu bir arıyor yani anladın mı? Hani böyle. Şey, yani aile sorgulaması bir... gelirdi belki yine ondan. Evet evet hani filan. Mesela insan insanın gözü şeyi arıyor. Yani orada bir ailesiyle falan kavgaya girerken Data bir yanda olsa böyle müdahale etmeye kalkısı anlamasa. Aa niye ailesiyle kavga etti <laughs> Niye vurdu değil mi? <laughs> i̇şte ama, ama o, o... zaman da herhalde çok bilim kurgu bölümü olurdu gerçekten. onu yerine daha böyle duygusal e, yerde tutmaya çalışmışlar. Data o yüzden bu bölümde yok. O da ilginç bir detay. Hatta Data'yı çocuğa oyuncak gibi bile yapabilirlerdi yani. O da merak ediyor ya. Yani oyuncak dedim komik yani. Acazi anlamda diyorum da. En yanında gelseydi işte belki de o teknolojik değişimi çok daha fazla vurgulayabilirlerdi. Çocuk daha fazla etkilenebilirdi. Robert. Bölümün sonu da bu arada şey gibi bitiyor kanka. Star Wars Episode 8 gibi bitiyor. Ne oluyordu sonda? Evet, çocuk uzaya bak. Ha ha evet evet ağacın altına oturuyor. Tamam hatırladım. <laughs> Oy diyor yıldızlar var diyor. O da diyor Oy bir gün diyor starship'lerden birine diyor gider mi diyor. İki güneş yok ama işte orada sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> evet. O Peki zaman, bu bölümde bu kadar. Aynen dördüncü sezona bomba gibi girdik. Yeni bölümler yine devam edecek. çana tıklarsanız siz de bölümler geldikçe haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakıyorsunuz. 4.03'te görüşeceğiz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.